Geceleri rüyanızda size kendisini gösterecektir diyor. Nasıl yani? Oğlum falan böyle bir kızarmaya başladı. Ne oldu anlamadım ama. Asıl sorumuzu soralım. Evde başka lanetli bebekler var. Bunu Dayan'ın ya da Doğu'nun omzuna assak mesela. Sanki böyle üstümde bir şey var gibi hissediyorum. Bizi korkutacak mısın diyorum. Hayır lütfen korkutma. Are you scared? Yine arkadan kitapların düşmesini bekliyorsunuz değil mi? Bu sefer düşmeyecek, merak etmeyin. Herkese merhabalar. Bugün enteresan bir video ile beraberiz çünkü eBay'den sizin için bir lanetli ürün daha satın aldım. Merak etmeyin, bu sefer bir bebek değil arkadaşlar. Bir kolye. Aslında bayağı oldu bunu alalı. Yeni bir şey değil. Ama işte işi bıraktım, kitap çıktı vesaire, imza günleri derken böyle birazcık araya kaynadı diyeyim yani. Videoyu çekemedim sizler için. Lanetli bir bebek değil, ancak lanetli bir bebeğe ait olan, daha doğrusu küçük bir kıza ait olduğu iddia edilen bir kolye arkadaşlar. Zaten açıklamalarını şimdi beraber okuyacağız. Ürün şöyle, N harfinde değil mi? Allah Allah. Sherry diye bir kıza aitmiş. Bakalım açıklamasına şimdi. Çok heyecanlıyım, acaba başımıza neler gelecek bu sefer. Ve ben bunu bir gün boyunca takacağım arkadaşlar ve bu bir günde neler yaşadığımı sizler için vloglayacağım. Her şeyi çekeceğim yani, böyle saat saat çekeceğim, merak etmeyin. Bakalım gerçekten lanetli mi yoksa sahte mi? Haunted Doll Sherry. Gece karanlıkta da parlıyormuş. Gece de çekeceğim zaten. Bakarız beraber gerçekten dedikleri gibi parlıyor mu? Arkasında da enteresan bilmiyorum, K1 yazıyor. K1 element değil mi? Bakacağım K1 neye tekabül ediyor internetten. Bir şey bulamadım. Bilen varsa yeşillendirsin, aşağıya yazsın arkadaşlar. Açıklamasına bakalım. Uzun bir açıklaması var. Cursed necklace, extreme special unique powers, haunted vessel by a young girl. Genç bir kızın ruhunun burada olduğu düşünülüyor. Yani şöyle, filmlerden falan da bilirsiniz ya da videolarımı takip ediyorsanız bilirsiniz arkadaşlar. Bazen bazı ruhlar ya da varlıklar ya da cinler, bilmiyorum ne demek isterseniz artık inancınıza göre, bazı nesnelere bağlanırlar. Yani bu bir vazo da olabilir. Annabelle gibi lanetli bebek de olabilir. Ya da benim lanetli bebeklerim Dayan falan gibi bebekler de olabilir arkadaşlar. Bu kolyenin de lanetli olduğuna ve küçük bir kızın ruhunu barındırdığına inanılıyor. Yamuk mu? Kamera bana mı öyle geliyor? Be careful. She is very active. İsmi Sherry bu arada. Kızın arkadaşlar. Dikkatli olun, çok aktif diyor. Sherry was a 10-year-old girl who passed away in early times derken erken zamanlarda ne demek istemiyorum yani, geçmiş yıllarda herhalde hayatını kaybetmiş. 10 yaşında hayatını kaybetmiş. Açıklamanın devamında diyor ki Sherry'e ait olan bir şeye sahip olduğunuz zaman bir ruhu, bir varlığı da evinize davet ettiğinizi unutmayın diyor. Davet ettiğinizi farkına varın diyor. Spirits are not toys. Ruhlar, varlıklar oyuncak değildir. Be careful, dikkatli olun. Ve onun varlığını nazikçe karşılayın diyor arkadaşlar. Okay. Sometimes she became a dark entity. What the? Bazen karanlık ve kötü bir ruh haline gelebiliyor diyor. Ve çocukları ve hayvanları hedef alıyormuş. Nasıl yani? Çünkü çok genç ve üzgün bir ruh. Acaba nasıl öldü? Ölümüyle ilgili bakın bir şey yazıyor mu? I kept this necklace in my... Devamını, screenshot'ını almamışım. Bir de ürün tabii satıştan kaldırıldığı için şu anda ürün açıklamasında bulamadım yani eBay'de tahmin edebileceğiniz gibi. Ben ta ne zaman bunun ekran görüntüsünü almıştım. Zar zor buldum yani, dün 2 saat falan böyle eski fotoğraflar arasında, ekran görüntüleri arasında dolandım durdum. Herhalde demek istediği yani ben bunu başka bir yerde tutuyordum. Çünkü geceleri oğlum inanılmaz derecede korkuyordu. My son became terrified diyor yani. Ve benim köpeğim garip sesler çıkarmaya başladı. Ve bu kolyenin etrafındayken duvara bakıyordu diyor. Tamam, var bizde çocuk yok ama köpek var. Başımıza neler gelecek acaba merak ediyorum. Also my son started to talk about his imaginary friend. Ayrıca oğlu geceleri omzuna dokunan, omzuna vuran bir hayali arkadaşıyla konuşmaya başladı. Who tapped his shoulder? Böyle bir dokunalım. Fiziksel temas istemiyoruz şey. Please.
Lütfen bizi duyuyorsan. Share will communicate with EMF. EMF cihazıyla, Vision Board'la ve Spirit Box'la iletişim kurabilir diyor. Neyse ki Spirit Box'ımız yok ama Vision tahtamız var. EMF'imiz var. EMF'in ne olduğunu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Vision Board denemeyeceğim ama hayalet çubuklarıyla belki ilerleyen dakikalarda, saatlerde daha doğrusu böyle minik bir seans yapabiliriz. She will show herself to you in dreams. Geceleri rüyanızda size kendisini gösterecektir diyor. Nasıl yani? Lütfen. Daha önce aldığım lanetli bebeklerin hiçbirinde böyle bu kadar ürkütücü açıklamalar yazmıyordu. Hazırsanız takıyorum. Ay takamadım. Tabii bunu açabilirdim de ama neyse. Artık. Nananam. Kolyemiz burada ama ben bir tişörtü değiştireceğim şu anda. Çok böyle bir ateş bastı beni. Aslında hava serin ama biraz da gerginim arkadaşlar çünkü İzmir'e gideceğiz 2 gün sonra imza gününe sizlerle buluşacağım için çok heyecanlıyım ve mutluyum. Zaten siz bu videoyu izlediğinizde ben İzmir'den gelmiş olacağım diye düşünüyorum. Sonraki haftada yani herhangi bir aksilik çıkmazsa 12'si Bursa'ya gitmeyi planlıyoruz. Takipte kalın Instagram'dan ve YouTube'dan arkadaşlar. YouTube topluluk kısmında da bazen detayları sizlerle paylaşıyorum. Evet, şimdi babam tost hazırlayacak bana. Gidip tostu yemem lazım. Şu anda saat işte 12 geçti birazcık. Akşama kadar beraberiz bugün. Volkan Demirbeyler bana tost yapıyor şu anda ama Volkan'ın tostunu arkadaşlar yemeniz lazım yani. Çok net. Volkan'cığım lanetli kolye aldım eBay'den. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Nerede melanet varsa doldursun zaten eve. Volkan böyle biraz korkmaya başladı bence bunlardan. Her ne kadar çaktırmasa da. Korkacağım ya. Gel. Hadi gel. 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 Kendime tarçınlı çay yapıyorum arkadaşlar. Tarçın kaynatıyorum daha doğrusu. Tadı da çok güzel oluyor. Bütün evi kokutuyorsun tarçın ışığı. Olsun. Kötü bir şey mi? Ama çok kokuyor ya. Tarçının eski zamanlarda böyle kötü ruhları uzak tutmak için kullanılan bir şey olduğunu biliyor musun? Bir baharat. Öyleyse bütün evi yaptım. Bütün evi böyle şey yapayım aynen. Bir tost yedim. Arkadaşlar bol kaşarlı. Şu anda saat 1:30 falan. Yaklaşık olarak 1 saattir giyiyorum kolyeyi. Giyiyorum derken takıyorum yani. Bilmiyorum biraz önce söylediklerimi duydunuz mu ama yaklaşık 1 saattir falan. Ne oldu annem? Takıyorum kolyeyi. Hiçbir değişiklik yok şu anda. Hiçbir şey hissetmiyorum yani. Bilmiyorum. Belki seanslarda falan bir şey çıkar ortaya. Şimdilik bir şey yok yani. Asayiş Berkemal. Şu anda niye bilmiyorum ama böyle acayip uykum geldi. Yemek yediğim için mi? Ama çok da ağır bir şey yemedim ya. Sadece kaşarlı tost yedim o kadar yani. Böyle küçük bir dilim. Ben böyle gerçekten kafamı kaldıramayacak derecede şey hissediyorum yani. Ne bileyim uyumak istiyorum ama uykum yok. Bir de tarçın çayı aslında uyku açıyor diyebiliyorum. Çünkü dün akşam 5-5.30'da falan uyudum. Saat 4-4.30 gibi böyle hala ayaktaydım. 4'te 03.50'ydi saati hiç unutmuyorum. 4'te tekrardan telefonu elime aldım. TikTok'a girdim falan böyle takıldım. Sonra işte uykum geldi herhalde 5 falandı. Uyumuşumdur yani. Tarçın çayından olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda acayip halsiz hissediyorum. Acayip soğuk geliyor ki ev yanıyor yani. 50 derece falan kaloriferler şu anda. Niye böyle oldu? Bilmiyorum uykum da geldi. Bir acayip oldum ya. Yani kolyeyle alakası var mı yok mu bilmiyorum ama belki denk geldi ya da az mı uyudum? Az da uyumadım yani. Uyudum aslında işte. Video çekmeye başlamadan herhalde bir 10 dakika önce falan uyanmışımdır. Makyaj yaptım. Biraz insana benzedim. Ondan sonra çekmeye başladım ama şu anda niye böyle oldu bilmiyorum ya. Çok soğuk. Resmen enerjim çekildi ya. Resmen enerjim çekildi. Kalkmam lazım. Üstüme bir şeyler giymem lazım. Hala donuyorum. Saat 2:30 oldu. Geçti hatta. Beyaz bir şey gördüm. Şu anda olan en ufak bir şey hani şeye yoruyorum. Acaba kolyeden mi falan. Biliyorsunuz ben bu tarz şeyler öyle o kadar da ölümüne inanan bir tip değilim yani. Bir şeyler yapalım ya. Bir şeyler soralım. Bir EVP cihazımızı açalım bakalım. Konuşacak mı bizimle arkadaş? Sherry. Hi Sherry. Yani yemin ediyorum. Ay bütün böyle enerjim şeyim tamamen gitti. Yani niye bilmiyorum arkadaşlar. Sabah aşırı enerjiktim. Aşırı keyifliydim. Şu anda böyle bir çöktüm yani. Volkan'la
tartıştık biraz önce. Evden git falan diyorum, video çekeceğim. Evdeyken böyle içeri giriyor çıkıyor falan, devamlı ses şey yapıyor, çıkartıyor. O yüzden gitmesini istiyordum bir an önce. Sağ olsun kendisi sallana saat 3.30 oldu şu anda. Birkaç cihaz deniyor. Arada sevdiğiniz bir sweatshirt'ı giydim. Bayağıdır giymemiştim. Seversiniz siz Joker'i. Üstüne de çok komik oldu yalnız kolye. Farkındasınızdır herhalde. Her neyse, isterseniz şu şeyi açalım bir bakalım. Sherry gerçek miymiş yoksa bizi kazıklamışlar mı? En sevdiğiniz aleti açtım. Bu sese çok uyuz alıyorsunuz değil mi siz de? Şimdi hayalet çubukları, kısacağım biraz ya. Hayalet çubuklarıyla şöyle minik bir seans yapalım. Bayağıdır bunları kullanmadık. Kaç ay oldu ya? Oldu mu 9 ay falan? En az 6 ay oldu. Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama ilk aldığım zamandan itibaren neredeyse bir 8-9 ay geçti. Kesin yani, ona eminim. Ama ben çok alçakta oturuyorum ya. Evet, bakalım sabit. Ya böyle de olmuyor burada ya. Nasıl çekeceğim ki? Gözüm arka plana takılıyor biliyor musunuz? Devamlı bir şey olacak mı, bir şey hareket edecek mi falan diye. What is a no answer? Show me. Hareket yok yani, şu çok az hareket etti. Show me a yes answer. Tamam, yes yani. Bunlar hareket etmeye başladı, ben yine gerildim. Senin adın Sherry mi? What is your name? Adın ne? Adın Sherry mi? Is your name is Sherry? Ben bunları yamuk tutuyorum. Çok az hareket etti. Elim mi oynuyor benim? Niye bunlar gidip geliyor? Sherry. Are you in my house right now? Sherry, şu anda odada mısın? Hi Sherry. Merhaba Sherry. Yalnız bu arada şeyde, cihazda hiçbir hareket yok. Sorduğumuz sorulara herhangi bir yani kelime bile çıkmadı şu anda. Sıfır. Normalde çok hızlı, çok fazla kelime çıkardı ama şu anda herhalde bir 2 dakikadır falan açık. Hiçbir şey çıkmadı. Elimi aldığım anda hareket etmesi enteresan. So, Sherry, welcome to my house. Evime hoş geldin Sherry. Where are you from, Sherry? Are you from England? İngiltere. Are you from Europe? Avrupa'dan değil ama İngiltere de Avrupa sayılır yani. Are you from the States? Amerika'dan mısın? Amerikalı mısın? Resetle. Bir şey geliyor şu anda. Sorduğumuz sorulardan bir tanesine cevap çıkarsa, gelirse şu anda burada düşüp bayılır. Mesela Sherry ismi falan çıkıyormuş. Ay çok gülerim. Böyle bilmiyorum ama niye enerjim çekildi yani. Bir şey diyeceğim. Bu arada Bono da, yani köpeğim Bono da sabah damned. Lanetli kelimesi çıktı. Lanetli kelimesi çıktı arkadaşlar. Bir şey daha geliyor arkasından. Lanetli. Bir şey daha geliyor. Stay away. Uzak dur. Nasıl yani? Ay bir şey diyeceğim. Biraz önce açıklamada okuduğum şeyler geldi aklıma. Bazen karanlık ve kötü bir varlık haline dönüşüyor demişti ya. Ama küçük ve üzgün bir ruh olmasından dolayı. Yani söylenen o şekilde, bilmiyorum doğru mu değil mi ama. Şu anda cihaz dile geldi. Bir kelime daha gelecek. Shape. Şekil diye bir şey çıktı. Bilmiyorum ne anlama geliyor. Her zaman anlamlı kelimeler çıkmıyor. Answer him. Ona cevap ver. Erkek mi acaba? Allah Allah. Değişik değişik kelimeler çıkmaya başladı şu anda. Bir şey daha geliyor. Şu anda videoyu bıraktım. Kelimelere kilitlendim. Neyse tamam, biz sorularımıza devam edelim. Bazen geç de cevap çıkıyor. Sherry, nasıl öldün? How did you die? Sherry, when did you die? Ne zaman öldün? Bu soruların cevapları tabi buradan gelmez ama. Did you die recently? Yani yakın zamanda mı öldün diyorum. Cevap yok. Have you been murdered? Öldürüldün mü? Öldürülmek. Hayıra doğru gidiyor şu anda. Düzel. Resetle. How did you die, Sherry? Were you sick? Yani hasta mıydın diye soruyorum arkadaşlar. Hasta. Allah Allah.
hangi hastalıktan öldüm diyeceğim ama 10 yaşında bir kız bunu bilemeyebilir bence yani diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama. So, Sherry, are you gonna live in my house? Çok az hayıra doğru hareket etti sanki. Bundan sonra evimde mi yaşayacaksın diye sordum. Where do you wanna live? Nerede yaşamak istiyorsun? Would you like to live in my house? Yani evimde yaşamak ister misin diye soruyorum. Evet'e doğru gitti. Hep bu hareket ediyor. Cover. Burada bir şeyler bir kelimeler çıkıyor. Bazılarınız bu aletin sesine çok uyuz oluyorsunuz ama arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Are you a dark entity? Yani kadının yazdığı şeyi soralım. Sen hani kötü bir varlık mısın? Ya da hani kötü bir yaratık mısın? Kötü bir varlık mısın? Ruh musun diye soralım. Hayır'a gitti. Tekrar soralım. Are you a bad spirit? Are you bad? Are you gonna hurt us? Yani bize zarar verecek misin diye soruyorum. Şu anda şöyle iki yana doğru gidiyor. Hayır'a doğru. Lütfen bize kötü davranma Sherry. I'm gonna be nice to you, so are you gonna be nice to me as well? Sana her zaman iyi davran, her zaman da iyi davranacağım. Sen de bana iyi davranacak mısın diye soruyorum. İçeriden şöyle bir su sesi geldi ama üst kattan herhalde. So Sherry, as you can see or feel, I have a dog. Görebildiğin gibi ya da hissedebildiğin gibi bir köpeğim var dedim arkadaşlar. Are you gonna be friend with him? Arkadaş olacak mısın onun? Genelde hayaletler köpekleri severler. Are you going to scare us? Bizi korkutacak mısın diyorum. Hayır lütfen korkutma. Reset. So Sherry, do you have a mom? Annen var mı? Yaşamıyordur ama herhalde diye düşünüyorum. So Sherry, do you have a father? Baban var mı diye sordum arkadaşlar. Gidiyor bana doğru. Babası yok, annesiyle beraber. So Sherry, do you have any siblings? Bu arada günümüzdeki zamanla soruyorum. Çünkü bir varlık yani insan öldüğü zaman bence bu dünyadan ya da işte bu evrenden diyelim ya da bu alemlerden ayrılmadığını düşünüyorum. Her neyse o başka bir videonun konusu. So Sherry, do you have any siblings? Yani kardeşlerin var mı diyorum. Var. Okay. Do you have any sisters? Sister, kız kardeş demek. Hey Sherry, do you know I have a sister as well, but she's not living with us, so... So who are they? What are they doing? Evet. Evet cevabı değil, hareket mi ettirdim? Students kelimesi çıktı. Students! Acaba kardeşlerinden mi bahsediyor? Öğrenciler çıktı. Ve hemen arkasından hangi kelime çıktı arkadaşlar? Fear me, benden kork. Şu anda bayağı dile geldi. Dıt 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 ötüyor. Ha, çok heyecanlı. Yeni bir lanetli bebeğimiz daha. Diğer lanetli bebekleri soralım mı acaba? Bilmiyorum görebiliyor mu, hissedebiliyor mu? What's the name of your sister? Bunu buraya soramam ama. Buralarım kaşınmaya başladı niye bilmiyorum. Artık kolyeden mi başka bir şeyden mi fikrim yok. Sister, kardeşi. Uh-oh. Sally kelimesi çıktı arkadaşlar. Bir dakika göremediyseniz tam göstereceğim şimdi size. İsim, kardeşin ismini sorduğum anda Sally kelimesi çıktı. Sherry ve Sally. Gerçekten kardeş olabilirler mi acaba? Abi çok ilginç ya. Ben tamamen yani bu cihazdaki arkadaşlar kelimelerin tamamen random olduğunu düşünüyorum ama bazen gerçekten öyle sorduğum sorulara böyle enteresan cevaplar geliyor ki sadece birkaç saniye içinde şey diyorum. Hadi canım değildir ya hani denk gelmiştir ya falan diyorum ama sizlerden de bu programı deneyip bana gerçekten enteresan cevaplar aldığını söyleyen çok geri dönüş oldu. Çok fazla mesaj gelmişti yani bunlarla ilgili. Doğru mu, yalan mı artık? Programın yalancısıyız yani bilmiyoruz. So Sherry, hiç okula gittin mi? Have you ever been in a school? Okula gittin mi? Aww.
Acaba ne zaman öldü? Hastalıktan öldü. Early times diyordu. Yani geçmiş zamanlarda öldü. Ama acaba kaç yılında yani? Ama 10 yaşında biri için bunu hatırlamak biraz zor olabilir. 2000'li yılları hatırlıyor musun, Sherry? Do you remember the year of 2000? 2000'li yılları. Cevap yok. Böyle sesler geliyor. Dışarıdan, kapının önünden falan enteresan. So Sherry, how are you feeling? Nasıl hissediyorsun diye soruyorum. Are you scared? Korkuyor musun? Korkuyor musun yani benim evimde? Are you scared in my house? Çok az böyle evete doğru gitti ama bilmiyorum. Asıl sorumu soralım. Evde başka lanetli bebekler var. Sherry, we have a few haunted doll with us in this house. Bu evde bizimle beraber birkaç tane lanetli bebek var. Have you seen them? Onları gördün mü? Cevap yok gibi. Have you seen Diane? Answer cevabı çıktı. Acaba bize bir soru mu soruyor? Biz farkında mıyız? Çünkü answer him çıkmıştı. İkinci kez answer çıktı. Bilmiyorum, enteresan. Tekrar sonra. Diane'i gördün mü Sherry? Have you seen Diane? Böyle hayıra doğru gidiyor sanki. Çok az. Bana böyle geliyor bilmiyorum ama. Çok az ayrıldı sanki. Reset. Dawn'u gördün mü diye soralım. Sherry, have you seen Dawn? Haunted doll, Dawn. Yine şöyle çok az hayır gitti. Daha da gitti sanki. Bilmiyorum, bana böyle geliyor ama. Penelope'yi de soralım. Hey Sherry, have you seen Penelope? Our smallest haunted doll. Penelope! Penelope! Bilmiyorum, yaşı yaşıma uygun. Penelope aslında daha şeydi böyle, yaş olarak diğerlerinden daha yaşlı gibiydi hatırlıyorsam sanki. So Sherry, is there any other haunted spirits in my house? Evimde başka lanetli ruhlar ya da varlıklar var mı diye sordum. Bu soruyu tekrarlamak istiyorum. Ben oynatmış olabilirim. Bir dakika. Have you met any haunted spirits in my house? Evimde başka lanetli ruhlarla karşılaştın mı diye soruyorum. Hayır! Hayır, bana böyle cevap verme lütfen. Lütfen. Ay çok belim ağrıdı şu anda. Gene dile geldi bu alet. So Sherry, can you tell us about yourself? What's your favorite food? What color is your hair? Saçların ne renkti? Are you a blonde girl? Are you a brunette? Brunette böyle esmer gibi falan oluyor. Yani kumral oluyor brunette. Arkadaşlar. Yellow. Sarı. Saçımdan mı bahsediyor acaba? Bak benimle oynama alet. Benimle oynama. Bozuşuruz. So Sherry, what color are your eyes? Yani gözlerin ne renk? Are them blue? Mavi renkte mi? Acaba mavi rengin ne olduğunu tabii 10 yaşında bir kız bilebilir. Are they blue? Minik 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 minik. Are they green? Yani yeşil renkte mi diye soruyorum. Şu anda üstümde olan renk arkadaşlar. Hayıra doğru gitti sanki ve hareket ediyor şu anda. Tıp 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 tıp. Ben mi oynatıyorum? Nefesimi tutacağım bundan sonra, soru sorduktan sonra resetle. What's your favorite food? Do you like spaghetti? Hani hangi çağlarda yaşadığını öğrenmeye çalışıyorum aslında. Do you like pasta? Do you like bread? Ekmek sever misin yani ekmek? Evet, ekmeğin ne olduğunu biliyor ama makarnanın ne olduğunu bilmemesinin imkanı yok herhalde. Şu anda sırtım niye bilmiyorum ama gerçekten çok ağrıdı. Böyle iyice enerjim çekildi arkadaşlar. Biraz ara vermek istiyorum seanslara. Ben de mi sıkıntı var? Birazcık da gerginim tabii. 1-2 güne kadar bir imza günümüz olacağı için. Her imza günü öncesinde inanılmaz geriliyorum arkadaşlar. Şimdi İzmir kaldı.
Ama biraz önce de söylediğim gibi siz bu videoyu izlerken İzmir imza gününü zaten hani bitirmiş, tamamlamış olacağız. Ondan sonra da Bursa'ya gideceğiz diye düşünüyorum. Bursa Kitap Fuarı'na tarihler konusunda haber vereceğim sizlere. Ales şu anda bir coştu yine. Acaba hangi kelime çıkacak merak ettim. Cihan'la devamlı kız isimleri çıkıyor. Selle çıktı, Cihan'la çıktı, bir de Emily çıktı arada. Senin kız kardeşlerin var mı diye sormuştuk ve hani bir sürü şu anda kız ismi çıktı. Şerif falan çıkıyormuş, ben burada düşüp bayılırım. Şu anda bayağı gaza gelmiş durumda. Dışarıdan devamlı ses geliyor ya. Bilmiyorum siz duyuyor musunuz ama tak tuk tak tuk kapının önünde birileri var. Şu kelime de çıksın. Kapatıyorum. Zero çıktı. Sıfır. Anlamsız bir kelime. Birazdan devam ederiz. Bir saate falan arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Saat şu anda 5'e geliyor ve ben burada oturuyorum hala. Yani neredeyse 1,5 saattir böyle mal gibi oturuyorum arkadaşlar. Buralarım falan böyle bir kızarmaya başladı. Ne oldu anlamadım ama kaşınıyor. Görüyor musunuz? Ne kadar çok et beni var ya burada. Herhalde şu anda çıkmadı diye düşünüyorum ama işte boynumda böyle, şuralarımda böyle hafif bir kaşıntı var. Acaba çocuk böyle benim sırtıma falan mı çıktı kolyeyle beraber de? Öyle bir ağırlık yani. Hani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Volkan dışarıda bekliyor. Beni onunla buluşacağız ve yerimden kalkamadım hala. Valiz hazırlamam lazım. Bir sürü yapacak işim var ancak ben böyle oturuyorum ya. Niye böyle oldu anlamadım. Sonunda hazırlanıp dışarı çıkmaya karar verdim kolyemle beraber. Saçlarım baştan hale bak. Bak yemin ediyorum. Gerçekten. Sanki böyle üstümde bir şey var gibi hissediyorum. Daha önce hiç o kadar lanetli bebekle falan şey yaptık. Hiç böyle bir enerji kaybı yaşamamış. Ya da hasta oluyorum yani bilmiyorum ama birden böyle sabah çok enerjik olup şu anda böyle çökmüş olmam normal mi? Hiçbir fikrim yok. O yüzden de dışarı çıkayım, bir hava alayım. Çünkü bu şekilde ne valiz hazırlayabilirim, ne başka bir şey yapabilirim, ne edit yapabilirim, ne içerik yazıp hiçbir şey yapamam. Yani şu anda tamamen yorganın altına girip uyumalık bir ışıl modundayım arkadaşlar. Neyse. Eve yeni geldim. Şimdi aşı düşüyorum. Gözlük de kafamda kalmış. Hava karardı resmen. Ay tipime bak. Aa! Restorantayken böyle bir video çekeyim diye kamerayı açtım telefonumdan. Ama arkadaşlar açtığım gibi kapattım. Gerçekten hani kötüydüm. Böyle birkaç saniye çektim yani. Halsiz hissediyorum. Kolyeyi akşam olsun da çıkartayım diye bekliyorum arkadaşlar. O kadar çok işim var ki şu anda valiz hazırlamam gerekiyor. Etrafı toparlamam gerekiyor. İçerik için çeviri yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ama gelin görün ki hiçbirini yapabilecek bir halde değilim yani maalesef. Ve şöyle de enteresan bir şey var arkadaşlar. Bono da mesela bugün inanılmaz halsiz. Yani halsiz mi değil mi emin değilim, bilmiyorum nesi var ama normalde mesela Volkan ya da ben dışarı çıkarken, kapıdan dışarı çıkarken onu yalnız bırakıyorsak, atıyorum alışverişe giderken ya da dışarı yemeğe giderken evde bırakıyoruz 1-2 saat, çılgına döner böyle yani, hani kapıya gelir beni de götürün, havlamıyor, ağlamıyor falan ama hani böyle heyecanlanır, istisnasız ama önce Volkan çıktı. Yerinden kalkmadı. Asla yani böyle muhatap bile olmadı yani. Öyle söyleyeyim ki ben ilk defa gördüm çok uzun zamandır. Ondan sonra da ben, Volkan'dan sonra ben gittim ve hatta önce salonda yatıyordu. Onun önünden dolandım. Telefon kabımı falan aldım. Normalde beni görünce hele üstümde mont falan varsa ayağa kalkıp anında böyle çılgına dönmesi lazım. Bono her zaman böyledir arkadaşlar. Bugün kafasını kaldırmadı. Yani ben ne hissediyorsam muhtemelen Bono da aynı şeyleri hissediyor diye düşünüyorum. Böyle evden çıkmak istemiyor. İzmir için ihtiyacım olan birkaç şey olmasa inanın ben de çıkmazdım yani. Ama çıkmışken de bir şeyler falan da yedik. Böyle zorla yedim. Ben zorla yedim yani. Gözlerimin altı falan morardı. Şu anda kapatıcı olmasına rağmen bir kilo kapatıcı var. Gerçi sabah sürdüm. Sabah dediğim öğlen yani. Yine de gözlerimin adı mosmor gözüküyor. Niye biz böyle olduk Bono'yla bilmiyorum. Arkadaşlar burası benim lanetli bebek köşem ve bunlar da bebişlerim. Hepsini tanıyorsunuz. Bunu dayanın ya da doğunun omzuna assak mesela. Buraya yakışır mı? Çok komik oldu.
Aa, karanlıkta parlıyor mu ona bakacaktık. Hadi ona bakalım. Hani? Hani parlıyordu. Şu anda hiçbir şey gözükmüyor. Ben kendi gözümle bile göremiyorum. Yalan yani, parlamıyormuş arkadaşlar. Ya da parlıyor, biz görmüyoruz. Yakıştı buraya. Hello. Netledi mi? Ay, saçlara bak. Şu anda çıkarttım arkadaşlar kolyeyi, yatıyorum. Yorgunluğum hala geçmedi. Niye bilmiyorum, kolyeyle mi alakalıydı? Umarım kolyeyle alakalı değildir. Ama bir süre bir daha takmayacağım yani. Onu biliyorum net olarak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada makyajımı temizlemediğimi fark ettim şu anda. Tekrar kalkmam gerekecek. Nasıl unuttum ben ya, hayatta unutmam. Bakalım enteresan bir şey olacak mı gece? Sanmıyorum ama. Görüşemezsek yarın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Yakın zamanda kolyeyle ve bebeklerle de başka bir seans yapabiliriz. Bakalım, bazı bir takım sizin sevebileceğiniz paranormal aletlerin peşindeyim. Yurt dışından ithal edebilirsem getireceğim sizler için. Çok sevildiğinizi unutmayın. Görüşürüz. Günaydın. Çok karanlık. Camları açayım. Dün gece yatarken korkunç bir ses duyduk. Bir şey düştü evden. Volkan bana seslendi. Ben Volkan'a seslendim. Kısık sesle konuşuyorum çünkü Volkan'ı yiye içeride. İkimiz de birbirimize seslendik. Volkan dışarı. Aşkım bir şey mi oldu falan diye. Bir şey mi düştü falan diye. Volkan geldi odaya. Ben yatıyordum yani. Yatak odasındaydım. Oda içeride televizyon izliyordu. Benim oyuncaklardan bir tanesi düşmüş. Şu haldeydi. Ama inanılmaz bir ses geldi. Yani şurası birazcık böyle çok hafif tabii eğimli. Görüyorsunuzdur herhalde. Ama daha önce buradan mesela hiçbir oyuncak düşmedi. Ya da buradan düşmedi. Hani çarptığım zaman ya da bir şeyin yerini değiştirirken falan tabii ki düşüyor. Saçı kopmuş. Şuralarda bir yerdedir. Böyle ufak tefek şeyler oluyor. Bazen böyle ufak tefek şeyler düşüyor. Ama çarpmam lazım yani. Hani böyle kendi kendine ilk defa düştü ve dedim ki